Tonguç'tan herkese merhaba. Konumuz genleşme. Neler öğreneceğimize bir bakalım önce. Genleşme, yüzeyce genleşme, hacimce genleşme, sıvıların genleşmesi ve suyun genleşmesi konularını öğreneceğiz sevgili gençler. Şimdi programımıza bir bakalım neler yaptık Nisan ayında. Enerji iletim yolları ve iletim hızını anlattık geçen hafta. Bu hafta genleşmeyi anlatıyoruz. Güzel bir şekilde ısı sıcaklık genleşme konusunu bitiriyoruz. Ve önümüzdeki haftada soru çözümü yapacağız. Evet bu konuyla alakalı ısı sıcaklık genleşmeyle alakalı genel bir soru çözümü yapacağız. Ve sonrasında son haftada elektrik yüklü, elektrikle yüklenme çeşitlerini anlatacağız sevgili gençler. Ve ne diyoruz? Hep şart olan bir şey var. Soru çözümü ödevler yapılacak. Bu kitaplardan aynı şekilde anlatmış olduğum konuları, soruları çözülecek sevgili gençler. Şimdi başlayalım. Genleşme neymiş? Genleşme katı ve sıvılar için ayırt özellik iken gazlar için değildir. Sıcaklık değişimiyle maddenin moleküller arasındaki uzaklık değişir. Yani sıcaklık arttığında ısı verildiğinde moleküller arasındaki mesafe artar. Tam tersi soğuduğunda madde moleküller arasındaki mesafe azalır. Ona büzüşme diyebilirsiniz isterseniz. Mesela sıcaklığını arttırırsak şu çubuğun ne olur? Moleküller arasındaki mesafe artacağı için bu çubuk uzunluğu artacaktır. Şu şekilde artar diyoruz. Ve sıcaklığı azaltırsa ne olacak? Moleküller arasındaki mesafe azalacağı için bu çubuk şu şekilde kısalacaktır sevgili gençler. Pekala ne kadar uzayacak ya da ne kadar kısalacak sorusunun cevabı nereye bağlıdır? Bakın buradaki mesafeye delta L boyca değişim diyebiliriz. Buraya gelelim. Yine buradaki değişim şurası yani ne olacaktır? Delta L olacaktır. Peki boyca değişim nereye bağlı? Peki nelere bağlıymış? İlk boya bağlı kesinlikle. Sonra genleşme katsayısı yani maddenin hani ayıdıcı özellik diyoruz ya kim bu? Metal mi, Tahta mı, işte plastik mi, İşte bunlardan bahsediyoruz. Onların da genleşme katsayısı kendilerine göre e, değişir. Yani her maddenin kendine ait bir genleşme katsayısı vardır. O yüzden de e, ayırıcı bir özelliktir diyoruz genleşme için. Sıcaklık değişimi ile doğru orantılıdır sevgili gençler. Mesela sıcaklığı çok arttırırsan genleşme o kadar fazla olacaktır. Tam tersi çok soğutursan, yani sıcaklığını çok azaltırsa o zaman daha çok kısalacaktır diyebiliriz. Evet mesela burada bir tane grafiğimiz var. Boy, sıcaklık, grafiği. Bu grafiğe baktığımızda ne görüyoruz? İlk boyu yani şuraya isterseniz L0 diyelim. Ve sıcaklık arttı arttı arttı. Artık sonunda bir yeni bir boy oluştu. Şuradaki mesafe işte delta L boyca uzama miktardır. Ve... Buradaki eğim, bakınız eğim yani değişim karşısında değişim geliyor farkındaysanız. Burası delta L olacaktır. Bölü yatay dediğimizde sıcaklık değişimi olacaktır. Buna da delta T dersek delta L bölü delta T iki eğime eşit olacaktır. Ve size küçük bir bağıntı verebiliriz burada. Delta L yani boyca değişim ilk boya bağlı. ilk boyla ne dedik doğru orantılı. Genleşme kat sayısı lambda ile doğru orantılı ve sıcaklık değişimi delta T ile doğru orantılı. O zaman bunu delta T'ye böldüğümüzde delta T'ler birbirlerini götürecekler. Yani sıcak değişimleri birbirlerini götürüyor. Ne oluyor peki? İlk boy çarpı genleşme katsayısı burada grafikte eğime eşit oluyor sevgili gençler. Mesela başka bir madde olsaydı, o maddenin de şu şekilde grafiği olsaydı ne olurdu? eğim fazla ilk boyda aynı. O zaman ilk boy aynı ve eğim daha fazla olduğuna göre demek ki bunun genleşme katsayısı daha büyükmüş diyebilecektik değil mi sevgili gençlik? Metal çifti birbirine perçinlenmiş metal çubuklardır. Bakın birbirlerine yapıştırılmış gibi düşünebilirsiniz. Yani bunlar tek başlarına hareket edemeyecekler. Mesela şu olamayacak. Sıcaklık arttığında biri işte boyu bu kadar uzadı birinin boyu daha uzadı. Böyle bir şey olmayacak. Bunlar birbirlerine perçindi. O zaman kimin sıcaklık artarsa ya da azalırsa duruma göre değişecektir. Mesela sıcaklığını arttırdığımızı varsayıyoruz ve x'in genleşme katsayısı y'nin genleşme katsayısından daha büyüktür. Bu şu anlama gelir. Sıcaklık arttığında x daha çok uzayacak. Y de uzayacak ama x de daha fazla uzama olacak. O zaman y x'in uzamasından dolayı mecburen bunlar bu tarafa doğru bükülecekler diyoruz. Dışarıda kalanın çünkü boyu daha uzun olacaktır sevgili gençler. O zaman sıcaklık artışı bu tarafa doğru bükülme anlamına gelir. Tam tersi sıcaklık azalırsa bu sefer şunu söyleyeceğiz. Genleşme katsayısı daha büyük olanın daha çok kısaldığını söyleyeceğiz. Bak ikisi de kısalacak ama genleşme katsayısı büyük olan daha fazla kısalacak. Bu durumda kısalma daha fazla olacağı için y dışarıda kalacak ve bu tarafa doğru bükülme olacak sevgili gençler. Burada gösterecek olursak bakınız daha fazla uzayan x dışarıda kalacak şekilde böyle bir bükülme olmuş oldu. Sıcak arttığında, sıcak azaldığında ise daha fazla kısalan x'ten dolayı x içeride kalacak şekilde bir bükülme oldu sevgili gençler ve x ve y eşit kütlede de eşit kalınlıkta ve delta x lambda x ile lambda y arasında da lambda x daha büyüktür lambda y'den ilişkisi vardır karşımızda buna göre ne olur diyor bize şimdi sıcaklığını arttırdığımız zaman bakın sıcaklığını arttırdığımız zaman ne olacaktır bunların bunların kütle merkezleri derken Bakın kütle merkezleri derken bütün kütleyi geometrik ortaya topluyoruz. Bunun kütlesini buraya topladık, bunun kütlesini buraya topladık. Şimdi sıcak arttığında genleşme katsayısı daha büyük olan daha çok uzayacak ya. O zaman bunun kütlesi ki x daha büyük olduğuna göre bunun kütlesi daha çok uzaklaşacak kütle merkezi. Bunun kütle merkezi daha az uzaklaşacak. Bu durumda şöyle bir şey biliyorum ben. Yük çarpı yük kolu, kuvvet çarpı kuvvet kolu. Yol uzadığına göre bununkisi daha fazla artacak. Daha fazla arttığından dolayı bu tarafa doğru bir hareket olacak. Buna bir yön dersem bir yönünde çubuk harekete başlar. Dolayısıyla çubuğun denge durumu bozulur diyoruz. Peki sıcaklık azalırsa ne olur? E, sıcaklık azalmasında da şöyle bir şey karşımıza çıkacak. X'in kütlesi daha çok buraya yaklaşacak. Kısalıyor ya kısaldığı için x'in kütlesi bu kadar yaklaşacak y'nin kütlesi daha az yaklaşacak. O zaman yük çarpı, yük kolu, kuvvet çarpı kuvvet kolu bağımsını düşündüğümde bak ne olur? Bunun kütlesi burada bunun kütlesi burada. E bunun e, o çarpım yani yük çarpı, yük kolu dediğim çarpım y için daha fazla olacağı için bu tarafa doğru bir hareketlenme olacak. O zaman iki yönünde döner diyoruz. İki yönünde döner sevgili gençler. Şunu hemen yazalım. Ve 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 devam edecek olursak bakalım neymiş sonraki anlatacağımız şey. Yüzeyce genleşme. Yüzeyce genleşme miktarı da şöyle diyebiliriz aslında. Bir fotokopi çekmeye benzer aslında genleşme. Ne demek bu? Bir resim var karşımda. Mesela şöyle içi üçgen şeklinde boş olan bir resim var. Bu resmin boyutlarını büyüterek fotokopi çekeceğiz. Ne olur biliyor musunuz? Tüm boyutlar aynı oranda büyür ya da küçülür. Yani şu şu, şu, bu boyutların hepsi aynı oranda büyüyecek. Aynı oranda büyüdüğünde burası arttı, burası arttı, burası arttı, burası arttı. İçerideki uzunluklar da aynı oranda büyüyeceğine göre bu şekilde arttılar. E ne söyleyeceğiz bu durumda? Alfa açısı kesinlikle değişmez sevgili gençler alfa açısı. Ama dikkat ederseniz bütün boyutlar aynı oranda arttığı için buradaki mesafe D kadarsa buradaki mesafe D üssü ise D üssü D'den daha büyük olacak. Çünkü tüm boyutlar aynı oranda arttı diyoruz. Lütfen buna dikkat ediniz. Ve bu şekilde de bir de şöyle bir sıkıntı var. Sanki genleşme olduğunda içerideki boşluk küçülürmüş gibi geliyor. Hayır katiyen yanlış. Bakın tüm boyutlar aynı oranda büyüdüğüne göre şu uzunluklar da arttığı için içerideki boşluk da artar diyorsunuz sevgili gençler. Mesela ben bu uzunluğa A dersem bu uzunluğa A üstü dersem A üstü A'dan daha büyük olacak gördünüz mü? Açı niye değişmedi? Çünkü bu uzunluk işte bir buçuk katına çıkmışsa bu uzunluk da bir buçuk katına çıktı. Bu uzunluk da bir buçuk katına çıktı. Aynı oranda büyür diye kastettiğim şey çünkü budur sevgili gençler. Buraya geldiğimde e sıcaklığını azaltırsam tüm boyutlar bu sefer aynı oranda küçülecektir. Yani şöyle levhamızı da küçültüyoruz içerisindeki üçgeni de küçültüyoruz. gördünüz mü? Tüm boyutlar aynı oranda küçülmüş oldu. Ama alfa açısı yine değişmedi. Mesela bu kenar yarıya düştüyse bu kenar da yarıya düştü ve bu kenar da yarıya düştü. Tüm kenarlar yarıya düştüğü için de üçgenin şuradaki alfa açısı değişmemiş oldu. Peki buraya gelelim. Buradaki kalınlık bu sefer ne olacak? Buna D2 tane üssü diyelim. Bununla karışmasın diye. D2 üssü tabii ki buradaki D'den daha küçük olacak diyoruz. Ve kenarlar için aynı şeyleri söyleyebilirim. Ve ilk yüzey. yüzeyce genleşme. Sıcaklık değişimi ile doğru orantılıdır. Yani boyca genleşmeden aslında bir farkı yoktur. Sadece burada iki boyut söz konusu. Yani burası da burası da değişeceği için gen yüzeyce genleşmeyi ayrıca söylüyoruz sevgili gençler. Bunu da bilmiş olun lütfen. Hacimce genleşme, hacimce genleşme de üç boyutta bir genleşme. Yani e, şöyle düşün. Üç boyut ne demek? E, hem bu sayfa düzlemini düşünürsen bak burası mesela y ekseni, burası da x ekseni olsun. X ve Y. Üçüncü boyut onlara şu şekilde dik olan Z ekseni 3 boyut. Mesela ben bunu üstüne şöyle bir kağıtla kaplarsam böyle yaraları doldurursam bakın ne oldu? 3 boyutlu bir cisim karşıma çıktı. Yani bir dikdörtgenler prizması şeklinde bir cisim. İşte bu sefer onun genleşmesinden bahsedeceğiz. Az evvel yüzeyce genleşmede sayfanın genleşmesinden bahsettik. Burada ise bunun üstünde kapatıp oluşturduğumuz dikdörtgenler prizmasının genleşmesinden bahsedeceğiz. O zaman ne olur? Hem X'de hem Y'de hem de Z ekseninde bir genleşme olacaktır. Eğer sıcaklığı artıyorsa tüm kenarlar uzayacaktır. Ya da tam tersi sıcaklığı azalıyorsa tüm kenarlar kısalacaktır. Delta V. delta bak delta. Delta değişim demek. Kimin yanındaysa onun değişimi anlamına gelir. V zaten hacim. Madde ve özelliklerinde e, D eşittir M bölü V bağıntısı vardı. Hatırlayınız bu da V hacmiydi değil mi? Öz kütleyi bulurken kütleyi hacmi bölüyorduk. Bu V'nin yanına delta geldiğinde hacimdeki değişim anlamına geliyor ve hacimce genleşme miktarı. İlk hacim önemli. Nedir ilk hacim? V0. 0 geldiğinde bir şeyin yanına ilk anlamına gelir. Sonra hacimce genleşme katsayısı. Bunu da farklı harflerle gösterebilir. İşte normal boyca genleşme katsayısının iki katıdır. Çünkü iki boyuttadır ya. Öyle düşünülebilir vesaire vesaire. Sıcak değişimi. Sıcak değişimi de ne? Normalde delta T. Ne dedik bunlarla? doğru orantılıdır dedik sevgili gençler. Pekala aynı maddeden yapılmış cisimler için eşit ısı verildiğinde ya da alındığında hacimce değişimleri eşit olur. Ama dikkat hacimce değişim son hacimler değil. Mesela burada bir tane bu şekilde bir küre var. Onun küçüğünü çiziyorum. Burada da aynı maddeden yapılmış Mesela bu neyden yapılmış olsun? Demirden yapılmış olsun. Bu da demirden başka bir küre ama daha küçük. Buna Q kadarısı verdiğimizde, buna da Q kadarısı verdiğimizde ne olur biliyor musunuz? Bunların hacimce genleşme miktarları aynı olur. Pekala hacimce genleşme miktarı derken mesela bu bu kadar büyüdü. Hacminde şu maviyle gösterdiğim yer hacmindeki değişim oldu. Yani delta B. Bu da aynı miktarda hacim olarak değişecek diyoruz. Son hacim değil bakın. Hacim değişimi yani burası bunun da delta B oldu. Hacimce değişimler aynı oldu. Ama dikkat aynı ısıyı verdiğimiz için ya da soğutulduğunda aynı ısı alındığında bunların küçülme miktarları hacimce azalmaları aynı olacak sevgili gençler. Lütfen bunları hep dikkat ediyoruz. Sıvıların genleşmesi. Sıvılar yalnızca hacimce genleşir. Değil mi? Çünkü bir hacmi doldururlar. Genleşme miktarı ilk hacim genleşme katsayısı ve sıcaklık değişimi ile doğru orantılıdır. Yani konunun başından beri aynı şeyi benzer şeyleri söylüyorum. Ama ama suyun genleşmesi için ekstra bir şey var. Yani bilmemiz gereken önemli bir detay var. Nedir o önemli detay? 4 santigrat derece diye bir şey var suda. Artı 4 santigrat derece su için öz kütlesinin en büyük olduğu değerdir. Bakın 4 santigrat derece. O zaman burası sıcaklık sıfır olacak şekilde düşünürsem ve burası sıfır derece düşünürsem 4 santigrat derecede nedir az evvel? Öz kütle maksimum. Öz kütlenin maksimum olması demek hacmin ise Minimum olması demek. Çünkü az evvel bağıntıyı yazmıştım. D eşittir M bölü ve kütleyi hacme bölersek öz kütleyi buluruz. O halde şöyle bir şey çıkacak karşıma. Bakın öz kütle 4'te maksimum. Dolayısıyla hacim de 4'te gördüğünüz gibi minimum olmuş oldu. 4 santigrat derecede. Bu önemli bir bilgi. Birazdan da detaylandıracağız bunları. O zaman şöyle bir şey söyleyebilirim. Suyun sıcaklığı 4 santigrat derece ise... Bak suyun sıcaklığı. Sıcaklığını arttırırsan kesinlikle hacmi artacak. Görüyorsun değil mi? Hacmi arttığına göre... Bak hacmi arttığına göre ağzına kadar dolu bir kap varsa o zaman ne olur bir taşma olacaktır. Bir garip olan bir şey daha var. Sıcaklığı 4 santigrat derece olan suyun sıcaklığını azaltırsak da aynı şey olacak. Bak niye? Çünkü hacmi sola doğru gidersen hacmi artıyor. Sağa doğru gidersen yine hacmi artıyor. Enteresan değil mi? Yani bu, bu suya ait bir özel durum. Birazdan da niçin olduğunu ya da nasıl olduğunu göreceksiniz. Pekiştirelim. K, L, M, N kaplarına ısı verildiğinde hangilerinden hemen su taşmaya başlar su taşmaya. Az evvel bir şey söyledim. 4 santigrat derece olduğunda buna ısı verirsek sıcaklığı artar. E sıcaklığı artarsa hacmi artar. Hacmi artacağında hacmi arttığında e, dolabilecek herhangi bir boşluk yok. Artan hacim nereye gidecek? E dışarı gidecek. O zaman L de kesinlikle taşma olacaktır. 0 santigrat derece sıcaklığını arttırdığımda yani sıfırdan 4'e giderken bakın ne oluyor? Hacmi azalıyor. Yani tam tersi aşağı doğru gerileme olacak. Taşma olmayacak. M'ye geliyorum. 2 santigrat derece. 2 santigrat dereceyken de ısı verdiğimizde sıcaklığı 4'e kadar 4'e kadar olana kadar hacmi azalacak. Yine bir alçalma olacak. 6 santigrat derece su. 6 santigrat derece olduğunda ve ısı verilirse sıcaklığı artar. Ve sıcaklığın artması demek hacminin de artması demek. Burada da kesinlikle gördüğünüz gibi bir ee, ne olacaktır? Taşma olacaktır sevgili gençler. Yani 4 santigrat dereceden sonra zaten sıcaklığını arttırdığımızda arttıkça hacmi büyüyecek kesinlikle. Hacminin büyümesi de dışarı bir taşma olacağını söyler. Buna lütfen dikkat ediyoruz. Ama sıfırdan 0 santigrat derece ve 2 santigrat dereceyken bize sanki sıcaklığı arttığı için genleşmiş gibi yani hacmi büyüyecekmiş gibi gelen su hayır normalde e, gerçekte böyle olmuyor. Ne oluyor? Önce hacmi 4'e kadar azalıyor tuhaf bir şekilde. Buna da suyun aykırılığı diyebiliriz. Suyun özel durumunun günlük hayattaki etkilerine bakalım beraber. Mesela kar yağıyor. Eksi 20 santigrat derece bir hava var. Çok soğuk dışarısı. Nedir bu durumda? Şöyle bir şey olur. Ee, hani su birikintilerinde üst kısmın donduğunu biliriz. Ama alt kısmının da su olduğunu biliriz. Değil mi? Alt kısmın. Mesela bunu sağlayan şey nedir? Birincisi su. Bak su donduğunda öz kütlesi azalır, tuhaf değil mi? Normalde bir sıvı e, katı hale geldiğinde öz kütlesi normalde artar, e, kendi sıvısına bıraktığımız katı normalde batar. Ama buz öyle değildir. Suya bıraktığımızda yüzer. Demek ki öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha küçük. Bu bir. Yani bu bilgiye bağlı olarak bir donma durumunda bir donan kısım nereye çıkacakmış suyun? üst kısmına çıkacakmış. Bu bilgiyi aldım. Sonra eksi 20 santigrat derece olan havayla muhatap olan buzun üst kısmı da eksi 20 santigrat derecedir. Bunu da kenara koyduk. Sonra buz tabakasının alt kısmı da suyla muhatap olduğu için suyla e, temas halinde olduğu için e, sıcaklığı hani buzla suyun beraber kaldığı sıcaklık 0 santigrat dereceydi. O zaman burası da 0 santigrat derece. Aşağı doğru inildikçe inildikçe bak sıcaklık artı 2 santigrat derece sonra artı 4 santigrat derece. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? 4 santigrat derecede öz kütle en büyük ya öz kütlesi en büyük olduğu için ve öz kütlesi en büyük olan sıvı altta kalacağı için bak bütün bilgilerimizi birleştiriyoruz. İşte canlılar işte balıklar hayatlarını 4 santigrat derecede sürdürle sürdürebiliyorlar. Hayat devam ediyor bu şekilde gördüğünüz gibi. O halde o halde ee, suyun hani normalde su birikintisinin donmaya üstten başlamasının nedeni de işte budur. Donduğunda buz hale geldiğinde öz kütlesi daha küçüktür. O yüzden yukarıda kalacaktır. Ve soğuk olan e, suyu düşündüğümde alt kısmında hayatın devam etmesini sağlayan şey ne? 4 santigrat derecede öz kütlesinin maksimum olması. Öz kütle 4 santigrat derecede maksimum olduğu için de en altta kalmış oldu. Ve bu sayede de soğuktan uzakta olan balıklar hayatlarını e, sürdürebildiler. Burada su yüzeyden dolar Bu bilgiyi aldık. Art 4 santigratları su dibe çöker. Gölde yaşayan balıklar kış mevsiminde hava sıcaklığı çok düşük sıcaklıklara ulaşsa bile dibe çöken art 4 santigratları sıcaklık suda da yaşamlarını sürdürebilir. Böyle canlı yaşamı yok olmaz. Şimdi bu sefer de çok sıcak bir hava söz konusu ve dışarısı ile temas halinde olan yüzeyin sıcaklığı artı 8, 8 santigrat derece artı 8 santigrat derece aşağı indiğinde 6 santigrat derece balıkların yaşayabileceği sıcak olan 4 santigrat derece su yine en altta. Çünkü öz en büyük olduğu sıcaklık buydu. Burada gördüğümüz gibi. Yazın hava sıcaklığı arttığında balıklar kendilerine uygun olan sıcaklıktaki suda da yaşamlarını sürdürebilirler. Çünkü su sıcaklığı dipten yukarı çılgıldıkça artar. Sorumuza bakalım. Dikdörtgen çerçeve şeklindeki metal levhanın uzunluğu ve genişliği a, köşe geri ise c'dir. Bakınız cümleye dikkat. Sıcaklık artarsa, sıcak artarsa tüm boyutlar aynı oranda artar. Sıcak azalırsa tüm boyutlar aynı oranda azalır. Ne diyor bize? Metal levha, levha genleşirse diyor. A, b ve c uzunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisi olur? Bir kere şunu söyle bize. B a'dan büyük. Ve burada da 90 derece olduğuna göre C'deki hipotenüs, C'de kimden büyük? B'den büyük olacak. Yani ikisinden de daha büyük. Şey gibi düşünebilirsiniz bunu. E nedir? A, A, A -kükki. 3, 4, 5 gibi. Pardon B daha büyüktü. 4, 3, 5 gibi düşünebilirsiniz. A kökü de olmaz tabii ki. Yani şey, hipotenüsün bu kenarlardan daha büyük olduğunu söyleyebiliriz sevgili gençler. O halde, o halde sıcaklık arttığında yani genleştiğinde tüm boyutlar aynı oranda artacak demedik mi? O zaman bu olsun 1.5C. Yani ne olmuş oldu? 1.5 katına çıktı. Bu olsun 1.5B. E bu da olsun 1.5A. Değişen bir şey olacak mı? C, B'den B B'de A'dan büyük olduğuna göre 1.5C, 1.5B'den 1.5B'de 1.5A'dan büyük olacak. Değişen bir şey olmayacak. Yani sonuç C, B, A. Yani E şıkkı sevgili gençler. Diğer sorumuza geçelim. O merkezi iki reyer çap metal levhanın içinde reyer çap dairesel boşluk bulunmaktadır. Isı verilerek metal levhanın genleşmesi sağlandığında 1-2-3 neciklerinden hangileri artar? Bakıyoruz hemen. Genleşme. Bakın sıcaklık ne oluyormuş? Genleştirildiğinde sıcaklık arttığı için genleşme olacak. Tüm boyutlar aynı oranda artacak dedik. O halde, o halde içerideki boşluk büyüyecek. Çünkü bunun çevresi de büyüyecek farkındaysınız. Ya da iç yarı çap büyüyecek. Dış yarı çap daha da büyüyecek. O zaman kalınlık da artacak şu şekilde. Burada iki kalınlığa baktığınızda şöyle düşünebiliriz. Bakın R bir buçuk R olsun. Yani bir buçuk katına çıktı. Sizin için güzel bir şey söyleyeceğim. Sonra 2 R'de bir buçuk katına çıktığında ne olur burası? 3 R olur hocam. Pekala ilk başta kalınlık neydi? 2 R eksi R'den bir R idi. Artık kalınlık ne? 1,5r'ye 3r olduğu için yeni kalınlığa bakarsanız 1,5r oldu gördünüz mü? Tüm boyutlar aynı oranda artmış. Boşluğun alanı artar. Levhanın iç yarıçapı artar. Levhanın dış yarıçapı artar. Yani hepsi doğru olur sevgili gençler. Kesit alanları şekilde verilen genleşmesi önemsiz KLM kaplarında eşit yükseklikte aynı cins sıvılar bulunmaktadır. KLM kaplarındaki sıvılara eşit miktarda ısı verildiğinde yani buna Q veriliyor, buna Q veriliyor, buna da Q veriliyor. Ne oluyormuş? Seviyelerin son yüksekleri sırasıyla HKH ile HB olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisi gibi olur? Kaplardan sıvı taşmıyormuş. Şunu unutmuyorsunuz. E, hacimce genleşmede söylemiştik. Demiştik ki aynı ısı verildiğinde genleşme miktarı aynı olacaktır. Bak bu çok önemli. Aynı ısı verildiğinde genleşme miktarı aynı olur. Bundaki, bundaki, bundaki genleşmeler aynı olacaksa 2S de az yükselecek, S'ler daha çok yükselecek. Aynı miktardaki genleşme miktarı. O zaman burası ve burası eşit olacak diyoruz. Kim bunlar? HK ile HM birbirleri de eşit olacaklar. Ama L ise 2S'de yükseleceği için onlardan daha küçük olacak sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız KM büyüktür L'den. Yani Ceyhan olmuş oldu. Şekildeki sıcak hava balonu ile yolculuk yapan Tonguç itibasını arttırmak istiyor. Yani yükselmek istiyor. Buna göre 1-2-3 işlemlerinden hangi de tek başına yapılabilir? Isı kaynağının gücünü arttırmak. Şimdi ısı kaynağının gücünü arttırdığı zaman genleşen havanın öz kütlesi daha da azalacak. O hal, o durumda da öz sütte çok azalmış olduğu için dışarıdaki öz daha küçük olduğu için bir yukarıya doğru gitme durumu çıkacak karşımıza. Evet, birincisi doğrudur. Balondaki yükleri bırakmak. Evet, balondaki yükleri bir miktar aşağı atarsak, o zaman aradaki yukarıya doğru e, etki eden net kuvvet gibi düşünebiliriz. Net kuvvet e, daha küçük bir kütleyi e, yukarıya çıkarabilecektir. O yüzden 2 de doğrudur. Isı kaynağını kapatmak tam tersi olacaktır. Genleşmeyi ortadan kaldırmak demek özgül azalmasını buradaki havanın özgül azalacağı azalacaktı. O yüzden kendinden yükselecekti. Hayır bu sefer tam tersi olacak. Soğuduğunda özgül artacak. O zaman kendinden aşağı inecek diyoruz. ve bu durumda 3 olmaz. Cevabımız 1 ve 2 sevgili gençler. Pekala. Neler öğrendik? Genleşme için yüzeyce genleşme, hacimce genleşme, sıvıların genleşmesi ve suyun genleşmesi konularını öğrendik. Geldik ödüllü soruya. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.